Arkadaşlar selamünaleyküm. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Çok güzel bir müjdeyle geldim size. Hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesi bunlar. Özellikle bir duayı Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz okuduysa, söylediyse, tavsiye ettiyse ala ra'si vel ayn. Bizim başımızın gözümüzün üstüne. Salat ve selam Efendimiz'e olsun inşallah. Arkadaşlar size bugün Efendimiz Aleyhisselam'ın Hazreti Ali Efendimiz'e ya Ali bu duayı çocuklarına mutlaka öğret. Ailene öğret. Hatta komşularına da öğret. Çünkü bundan daha büyük bir ayet nazil olmadı dediği bir duayı öğreneceğiz. Hazır mısınız? Ayetel Kürsi'yi anlatacağım ama belki de birçoğunuz bugün bu derste anlatacaklarımı hiç duymadınız. Mecrada bunu ilk defa anlatıyorum arkadaşlar. İlk defa anlatıyorum. Ben de heyecanlıyım biraz. Heyecanımı maruz görün. Videomuzu beğenin şöyle. Bu video bir rekor beğeni bekliyorum ha. Geçen bir videoda daha istedim bunu. Allah razı olsun. Beni kırmamışsınız. Sizlere teşekkür ediyorum ben. Sağ olun, var olun. Bu videoyu da çok böyle büyük bir beğeni bekliyorum sizden. Like butonlarına basalım inşallah. Bazıları yanlışlıkla beğenmeme butonuna mı basmış? Ne yapmış orada? Bir iki tane çıktı öyle de. Kardeşler, sevgili dostlar. Ayetel Kürsi. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Kur'an'daki en büyük ayet diyor. Ayetlerin seyyidi, ayetlerin efendisi diyor. Resulullah söylüyor ha bunu. Ben kafamdan söylemiyorum. Ayetel Kürsi öyle güzel bir ayet ki hocam. Bak bak. İyi dinle lütfen. İstirham ediyorum. Bu ayeti diyor kim okursa Allahu Teala o kimseye anında bir melek gönderir. Okudun en sonu ve la yauduhu hifzuhuma ve huvel aliyyul azim dedin. Allah Celle Celaluhu diyor o kişiye anında bir melek gönderir. O melek o kişinin ertesi güne kadar bütün iyiliklerini yazar, bütün günahlarını siler. Sonra ertesi gün bir daha okudun o günde. Sen Ayetel Kürsi'yi okudukça bu devam eder biiznillahi teala. Ya çok harika bir şey ya. Ya Subhanallah, Subhanallah. Ertesi güne kadar düşünsene ya sana sevap yazıyorlar, günahlarını siliyorlar. Harıl, 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 harıl. Koca melekler sizin için çalışıyor. Allah Teala ihsan ediyor bunu. Kurban olayım. Bu ayet, Ayetel Kürsi var ya arkadaşlar evinizde her gün okuyun. Anneler, babalar, abiler, ablalar, kardeşler. İnşallah Fatih hocamdan yine rica edeceğim. Bizi kırmayacak inşallah. Bu videonun sonunda Ayetel Kürsi'yi biraz okusun bize de. Evinizde, ocağınızda bir açın şöyle yüksek sesle bir dinleyin. Ayetel Kürsi yankılansın tamam mı? Kulaklıktan dinliyorsan da bir çıkar kulaklığı. Bir evinde şöyle Ayetel Kürsi sesli. Kendin becerebiliyorsan kendin oku. Her gün evinde bir tane Ayetel Kürsi en az bir tane oku yani. Neden biliyor musun? Peygamber aleyhisselam buyurdu ki bu ayet bir evde okunduğunda şeytanlar o evi 30 gün boyunca bırakır, terk eder gider, kaçar o evden. Anladın? Sabah uyandın hemen Ayetel Kürsi'ni oku evinde. 30 gün, bir ay boyunca şeytanlar diyor o eve giremez, kaçar giderler. Ve daha da önemlisini söyleyeyim mi arkadaşlar? 40 gün boyunca Ayetel Kürsi'yi okudun. 40 gün boyunca o eve ne bir sihirbaz kadın ne de sihirbaz bir erkek giremez. Giremez. Ne bir sihirbaz erkek ne bir sihirbaz kadın diyor o eve giremez. Ya. Hem de 40 gün 40. Onun için mutlaka Ayetel Kürsi'yi arkadaşlar her gün okumaya gayret edelim. Peygamberimiz ne buyurmuş biliyor musunuz? Ya Ali bu ayeti kendin çok oku, çocuklarına, ailene ve komşularına öğret. Çünkü bundan daha büyük bir ayet nazil olmadı buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde geçer kardeşlerim sağlamdır yani kaynak. İnşallah. Şimdi Ayetel Kürsi'yi biliyorsunuz. Bilmeyenler mutlaka vardır.
bilenlerin de eğer böyle mahreç hatası, tecvid hatası, eksiği falan varsa onun için Fatih Hocam böyle güzel güzel bize şöyle bir okusun Ayet-el Kürsi'yi. Birkaç defa okuyun hocam. Ondan sonra biz de dinleyelim. Kardeşlerimiz de dinlesinler. Beraber tekrar etsinler inşallah. İstifade etsinler. Tamam mı canlarım benim? Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La te'khuzuhu sinetu ve la nevm. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Men zellezî yeşfe'u indehu illa biiznih. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم